Uzunca bir aradan sonra Medyascope izleyicileriyle yeniden beraberiz. Bundan da çok memnunuz. Her gün çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya sürekli bir hareketlik ve kritik gerginlikler içinde. Türkiye'nin dış ilişkileri de böyle. Medyanın enine boyuna işlediği bu olayları, bu konuları tek tek sıralamamıza gerek yok. Geçtiğimiz hafta bir NATO zirvesi yapıldı. Zirve ve zirvede kabul edilen metinler sanki bir şekilde uluslararası gelişmelerin, uluslararası ilişkilerin bir özeti. Keza Türkiye'nin dış ilişkilerinin de bir özeti mahiyetinde ve zirve kararları pratikte ciddi sonuçlar da ima ediyor. Biz bugün NATO zirvesine odaklanmak istiyoruz. Fatih Ceylan NATO'yu çok iyi bilen ve izleyen bir arkadaşımız. Onunla bu konuyu ele almak çok güzel bir fırsat. Burada zirveyi ve sonuçlarını Medyascope izleyicileri için etraflı şekilde değerlendirmek istiyoruz. Teknik ayrıntıları girmeyeceğiz. Teknik ayrıntılardan ziyade olayın özünü, sentezini ele almak istiyoruz. Vakit kaldığı takdirde tabii diğer konulara da değinebiliriz. Sevgili Fatih, önce NATO zirvesindeki görüşmeler, metinler, uluslararası gelişmeler ve uluslararası dengeler açısından ne ifade ediyor? Yani sonuç itibariyle ne söylüyor? Gelecek için ne öngörebiliriz bu metinlerden ve zirvede yapılan görüşmelerden hareketle? Buna bir bakalım istersen. Sonra da bütün bunlar Türkiye açısından ne anlama geliyor? Bu metinlere imza koyan elbette NATO üyesi Türkiye bakımından ne ifade ediyor, ne anlama geliyor? Bunu değerlendiririz. Söz sende. Çok teşekkür ederim. Programa başlarken ben de saygıdeğer izleyicileri saygıyla selamlamak isterim. Şimdi ben zirvelere baktığım zaman, buna Washington zirvesi de dahil, daha önceki süreçleri hatırlamak istiyorum. Bu zirveye odaklandığımızda, işte Şubat 2022'de Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı saldırının hem Avrupa Atlantik güvenliği hem de küresel güvenlik açısından arz ettiği bir tablo karşımızdaydı. Nitekim 2022'den sonra yapılan bütün zirveler, 3 zirve dahil, bunların hepsi ayrı ayrı önemli ama bir süreklilik arz eden bir durumu önümüze koyuyor. Washington zirvesinde de aynı tabloyla karşılaştık. Dolayısıyla bunları göz ardı edemeyiz. Başka bir şey daha dikkatimi çekti. Çünkü Avrupa'nın merkezinde bir savaş yaşanıyor. Aynen. Avrupa'nın göbeğinde ve Avrupa Atlantik güvenliğini doğrudan ilgilendiren sonuçları itibariyle bir savaşın söz konusu olduğu dönemde yapılıyor. Bir başka dikkat çekmek istediğim husus daha var. Zirveye ilişkin olarak yapılan görüşmelerde, tartışmalarda Türkiye'de sanki 2022 yılında Madrid'de yapılan NATO zirvesinde NATO stratejik konseptini ilan etmemiş ve bu stratejik konsepte iki ana tehdit unsuru olarak, bunlardan bir tanesi konvansiyonel tehdit, doğrudan ve önemli tehdit olarak Rusya, diğeri de asimetrik tehdit olarak terörizmi ilan etmemiş gibi düşünüp
Sadece bu zirve bildirisine odaklanmak doğru olmaz. Bunun üstüne hatırlayacaksın, geçen yıl Temmuz ayında yapılan Vilnius zirvesi geldi. Bir önceki zirvede Madrid'de kararlaştırılan hususlar artı stratejik konsepte ilan olunan, dünya kamuoyuna ilan olunan bir takım ilke ve esaslar doğrultusunda Vilnius'ta da önemli kararlar alındı. Özellikle savunmaya dönük önemli kararlar alındı. Yani bir inşaat söz konusu aynen. Aslında. Bir süreçten bahsediyoruz. Taş üzerine taş konuluyor. Aynen. Dolayısıyla bu zirveyi sadece kendi değerleri içinde ele alıp tecrit edilmiş bir anlayışla değerlendirmek bence hatalı olur. Çok bu sürecin evet. Bu çeşitli köşe taşlarıyla evet. Birlikte düşünmek gerekir. Doğru. Bunu aksi takdirde biz zirvenin ne atmosferi ne de ruhunu anlayabiliriz. Şimdi bir başka hususa daha dikkat çekmek istiyorum. Eksiklik gördüğüm bir hususa. Esasen Rusya Ukrayna'ya saldırmadan önce pandemi sonrası da yapılan zirvelere baktığımızda genellikle Haziran ve Temmuz aylarına bunlar sıkışıyorlar. Esasen buradan da bu gerçekleşen zirvelerin kodlarını bir yerde çözmek mümkün. Bu yıl da aynı örüntü karşımıza geldi. Haziran ayı Washington zirvesine kadar bir seri çok önemli zirveye sahne oldu. İşte Haziran ortasında G7 zirvesi. Hemen takiben Ukrayna Barış Konferansı. Pek dikkat çekmedi Türkiye'de ama Türkiye'de katıldı. Bildirisine imza da attı. Tabii. Arkadan gelen AB zirvesi. Bu da çok önemliydi. Devam etti Şangay İşbirliği Örgütü hemen Temmuz başında. Ardından Türk Devletleri Teşkilatı ve nihayetinde Washington zirvesi. Şimdi burada buraya baktığımızda küresel tablonun deyim yerindeyse kodlarını çözmek açısından aslında bizim elimizde birçok malzeme geçiyor. Ama genelde bu yapılmıyor Türkiye'de. Zirve başı değerlendirmeler yapılıyor. Halbuki bunlar bir süreç. Aynen Washington zirvesinde olduğu gibi. Şimdi ben yani illa birbiriyle eklemlenmiş hadiseler değil. Değil. Ama bir süreç, bir bütünün değil. Parçaları. Yani aynen. Bir NATO'da çok böyle kullanılan bir kavram, tabir, terörizmle bağlantılı olarak o konuyu da açmamızda yarar olacak ama yani 360 derece baktığımızda bu genel tablonun tüm unsurlarını görmemiz ve birbiriyle irtibatını da kodlamamız lazım aslında. Evet. 360 derece dedin, geleceğiz tabii. Evet. Terörizm bağlamında muhakkak döneriz. Esasen 360 derece yaklaşım anlayışı 2014'ten sonra ortaya çıktı. Evet. Yani Şubat 2022'den sonra gündeme gelmiş. Tabii tabii tabii. Ama o da Ukrayna bağlantılı. Ukrayna ve yani Rusya'nın Ukrayna'ya evet. Karşı saldırısı ve üzerine Kırım'ın ilhakı. Aynen. Onun altını bir aynen. Daha çizelim ve Donbas'taki istikrarsızlaştırma. Aynen. Şimdi ben zirveye baktığımda bu bahsettiğim süreç, bu sözünü ettiğim köşe taşları çerçevesinde zirve bildirisinde çığır açan bir yenilik doğrusu görmüyorum. Benim bakış açım bu. Ama daha ziyade zirvede herhalde Amerika'da yapılacak seçimleri de düşünerek önceki zirvelerde üzerinde mutabık kalınan bir takım formülasyonların, yazımların bu zirve bildirisine dahil edildiğini görüyoruz. Bunlar bu yazımları küçümsemek, hafife almak anlamında tabii söylemiyorum. Tabii. Yani bir devamlılığı ortaya koymak ve o konuda NATO'nun çizgisindeki tutarlılığı sergilemek açısından bunlar önemli. Tabii. Bir yanlış anlaşılma olmasını istemem. Tabii. Ama yani adımlarda sanki başka bir ivme ve kuvvet var. Ona geleceğiz. Evet. Onu yani bildiriye evet. Baktıkça tabii. Orada yapılan görüşmeler evet. Ve dile getirilen hususları düşündükçe ona da geleceğiz. Burada küçük bir parantez daha açayım. Bu süreç aslında biz son 3 yıla odaklanarak da kodları çözemeyiz. O da şu, çünkü yapılan daha sonra bir takım analizlerde karşılaştığım tablo karşısında bunu söylüyorum. Şöyle, NATO kurulduğundan bu yana 3 asli görev, yani kolektif caydırıcılık savunma, kriz önleme ve yönetimi ve işbirliğine dayalı güven. Kurulduğundan bu yana kurucu antlaşma, yani Washington Antlaşması'nın temelinde bu sütunlar üzerine oturur. Bu sütunların yalnız destekleyen başka bir yön daha vardır. O da şudur. Yine kurulduğundan bu yana meseleler, Avrupa Atlantik güvenliğini ilgilendiren meseleler, NATO'nun sorumluluk alanı içinde olan meseleler
ve NATO'nun ilgi alanı içinde olan meseleler olarak ayrılır. İlgiyle sorumluluk alanları birbiriyle de etkileşim halinde. Tipik örneklerini verelim. İşte 56 Süveyş krizinde alan dışında yapılan bir müdahalenin, Fransız-İngiliz müdahalesinin NATO'ya tesiri olmuştu. Fransa İsrail'in de orada. İsrail de var. İsrail'in daveti üzerine geliyorlardı. Ama alan dışıdır nihayetinde. Doğru. Ve NATO'nun gündemine gelmiştir. Hatta kriz halinde gelmiştir. Keza 60'lı yılların sonunda Fransa Almanya'nın doğuya dönük açılımları, yani Ostpolitik'in başlangıcı da bir krize neden olmuştur. Çünkü Amerika ile bu iki ülke arasında bir görüş ayrılığı ortaya çıkmıştır. Nihayetinde alan dışıdır. Yani hasım kampın alanıdır. Savunma itibariyle alan içidir, alan sorumluluğudur ama temaslar bağlamında alan dışı bir meseledir. Yeni bir husus değil, onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi burada da Ukrayna üzerinde konuşulmaması veya Ukrayna'ya ilişkin kararlar alınmaması zaten beklenmiyordu. Bunlar alınacaktı. Tabii. Ha, alınan kararlara baktığımızda belki yenilikler olarak şunu söyleyebiliriz. Bir kere şeye işaret edelim. Biden'ın Ukrayna'ya verecek F-16 uçaklarının sonbaharda verilmesi beklenen F-16 uçaklarının takvimini öne çekip bunların Temmuz'da Ukrayna'ya teslim edileceğini söylemesi, bu önemli bir gelişmeydi bence. Diğer husus, Ukrayna'nın savunma gücünü ve direncini arttırmak üzere sağlanacak desteğin bir şekilde NATO bünyesinde kurumsal bir çerçeve üzerine oturtulması. İşte o çok önemli. Yani Ukrayna konusunun ve Ukrayna'ya yardımın tam olarak NATO'lulaştırılması gibi bir tabloyla karşı karşıyayız. Şimdi yalnız buradan hemen yola çıkalım. Yine zirve öncesinde ve sonrasında yapılan, Türkiye'de yapılan tartışmalara baktığımızda NATO'nun bir savunma örgütünden bir saldırı örgütüne ve hatta küresel jandarma rolüne soyunduğu yolunda bir takım argümanlar ortaya konuyor. Bence bunlar doğru değil. Çünkü NATO savunma planlarını daha önce bahsettik. Vilnius'ta zaten belirledi. Başka bir şey daha söylendi. Başından beri krizin, Şubat 2022'den bu yana NATO Ukrayna'da Rusya ile doğrudan karşı karşıya gelmeyecek, savaşmayacak. Tabii, tabii. Bunu Biden da söyledi, Scholz da söyledi, tabii. Bir sürü Avrupalı lider de söyledi. Onun için Erdoğan'ın NATO ile Rusya çatışmaya girmesin ifadelerini... O yeni bir söylem değil. Ben yani böyle çok fevkalade önemli ve çığır açan bir ifade gibi takdim edildi ama çok daha önce de söylemişti. Zaten böyle bir niyet yok. Tam tersine bundan kaçınma arayışı var. Aynen bu söylem 2022 yılında savaş başladıktan dile getirildi. Tabii. Yani yeni bir şey değil. Onu anlatmaya çalışıyorum. Dolayısıyla NATO Ukrayna'yı destekleyecek. Bundan yana herhangi bir tereddüt yok. Bu bildiriyle birlikte işte hem kendi bünyesindeki, yani NATO üyesi ülkelerdeki savunma sanayini güçlendirmek üzere karar aldı. Bunun bir doğrudan yansıması olarak da Ukrayna'ya verilecek askeri desteğin kapasitesinin genişletilmesi kararı da alınmış oldu. Trump veya benzeri bir kişinin ABD'de iş başına gelmesine karşılık olarak, bunu bir yerde tedbir olarak da demin konuştuğumuz Ukrayna'nın desteklenmesinin, bunun içinde finansal yönü de var tabii. NATO içinde... bundan sonra NATO içine alınması, yani özel düzenlemelerden kaçınılması. Bir de NSATU vasıtasıyla bir kurumsallaşma da söz konusu. Aynen. Yani NATO'ya yardım ve desteğin destekten sorumlu NATO içinde yeni bir yapılanma gündemi. Evet. Ve o da kararlar metninde yer alıyor. Üstelik işte bir de 40 milyar avroluk bir yıllık taahhüt açıklandı. Ve bu hem taahhüt hem de üye ülkelerin bir mükellefiyeti. Bir görevi. Ukrayna belki bağlamında söylememiz gereken diğer husus da eğitim. Ukrayna silahlı kuvvetlerine verecek eğitim. Aslında veriliyordu. 2014'ten bu yana veriliyordu.
Ve bu eğitimi vermek üzere örneğin Lviv'de bir üst harekete geçirilmiş durumdaydı. Bu şimdi anladığım kadarıyla bu zirve ertesinde daha da kapsamı genişletilerek Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne daha fazla eğitim verileceğini anlıyoruz. Orada bunu şöyle açıklıyor. Yarın öbür gün, gelecekte Ukrayna üye olduğunda NATO ile karşılıklı çalışabilir bir pozisyona gelmesi. Yani güvenlik ve savunma sektörünün NATO'nun belirlemiş olduğu kriterlere uyumunu sağlamak üzere bu eğitimin, esasen 2014 sonrasında başlayan eğitimin kapsamının genişletilmesi burada söz konusu. Bu karar da alınmış durumda. Diğer önemli bir husus tabii Ukrayna'da bir genel sekreterin işte özel temsilci atacak olması. Kiev'de bulunmak üzere. Bu da bir tabii önemli bir şey. Yeni bir şey yani. Bu bir yenilik, öyle söyleyelim. Bir de belki izleyicilerimiz açısından hatırlatılmasında fayda gördüğüm bir husus var. Senin de çok çok iyi bildiğin gibi böyle uluslararası kuruluşların aldıkları kararlara ilişkin bildirgeler sadece atılacak adımları dile getirmez. Tabii. Aynı zamanda bir kararlılığın ifadesidir. Bu metinden ben NATO'nun Rusya'ya karşı kararlı bir tutum içinde olacağını, Ukrayna'nın arkasında Ukrayna'ya destek konusunda fevkalade iradesinin kuvvetli olduğunu göstermek açısından da bir anlam taşıdığını düşünüyorum. Evet. Bunu da vurgulamakta fayda var. Rusya'ya karşı kullanılan ifadeler ve Ukrayna'ya vaat edilen destek itibariyle bu boyutu da, bu rengi de yakalamakta fayda var. Evet, hem kararlılık hem de caydırıcılık sağlamak. Tabii. Bunu sanki NATO Ukrayna'yı tırnak içinde söylüyorum bahane ederek Rusya'ya saldıracak gibi takdim etmek hatalıdır. Yok, hiç. Ama Ukrayna'nın desteklenmesi bağlamında NATO'nun altını çizdiğin üzere kararlı bir tutum ortaya koyduğu, önceki tutumlarını da teyit eden, hatta belki bir tık ileriye götüren, bu alınan kararlarla aynı zamanda da caydırıcılığı da muhafaza eden, yani Rusya'ya karşı caydırıcılığı muhafaza eden bir durumun Rusya'ya karşı caydırıcılığı Ukrayna sahasında değil. Ama genel şu anlamıyla, açıdan genel anlamıyla ikincisi nükleeri kullanma konusunda. Yani bir takım açıklamaları var. Putin'in ve Rus yönetiminin taktik nükleer silahları kullanılmasına dair imalar gittikçe artıyor Rus tarafında. Ona karşı da bir konumlanma seziyorum ben bu deklarasyonda. Rus tarafının bu söylemi de yeni değil. Şubat 2022'nin hemen ertesinde bunun bayraktarlığını Medvedev yaptı. Sürekli böyle daha ileri giderseniz nükleer silah kullanırız falan gibi, ama ki uluslararası hukukta bu aslında yasaklanmış. Bunu ihlal eden taraf da Rusya oldu. Aslında bir şey söyleyeyim. Bu konu, münhasıran bu konu Çin'le Rusya arasında görüş ayrılığına da neden oluyor. Şubat 2023'te, yani Rus saldırısının başladığından bir yıl sonra Çin'in yayınladığı bir tutum kağıdında bu son derece ağır bir yerde ifadelerle nükleer şantaj yapmak, nükleer tehditte bulunmak, nükleer kuvvet kullanacağım diye açıklama yapmak, hatta bunu sivil nükleer tesislere şamil etmek karşıyız diye açıkça bunu yazdılar. Öyle o kadar basit değil. Göründüğü kadar basit değil, ama Rusya ağırlıklı olarak Medvedev, zaman zaman da Putin bu söylemi kullanıyorlar. Ben onu bir şey olarak görüyorum. Söyleme dayalı caydırıcılık. Caydırıcılığın iki unsuru vardır. Bir söylem düzeyinde, yani mesaj verme. Bir de fiziki düzeyde. Anladığım kadarıyla şu var. Bu söylem gündeme geldikten sonra başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere NATO'da Sovyetler Birliği'nin de elindeki nükleer silahların
çeşitli yerlere dağıtıldığı vesaire, bunu yakından izliyorlardır, hiç şüphemiz olmasın. Hatta bu konudaki istihbarat kanalları herhalde aralıksız çalışıyordur. Bugüne değin ne Amerika Birleşik Devletleri ne NATO Rusya'nın bu taktik nükleer silahları da böyle yoğun bir hareketlilik içine girdiğine dair bir şey söylemediler. Yalnız işte Belarus'a nükleer silah konuşlanma fikri veya düşüncesi tabii bu oyun değiştirici bir sonuç ortaya çıkartabilir. Ama anladığım kadarıyla zaten bunlar isterse uçaklarla vesaire de taşıyabilir, ama gördüğümüz kadarıyla yapılan beyanları esas aldığımızda, yani Batı dünyasının yaptığı beyanları esas aldığımızda o konuda çok büyük bir endişeye yol açacak bir hareketlenmenin, bir nükleer hareketlenmenin olmadığını anlıyoruz. Ama Ruslar bu söylemi kullanmaya devam edecekler, ona şüphe yok. Yani istersen izleyicilerimize bir tarihte bulunalım. Bu 3. Dünya Savaşı, nükleer savaş meseleleri son günlerde sürekli olarak tartışılıyor. Dışişleri Bakanı da buna değindi, Hakan Fidan. Ben çok fazla tasvip etmedim o ifadelerini. 3. Dünya Savaşı ve bir nükleer savaş ihtimali konularını da bir programımızda ele almakta fayda var. Çünkü çok spekülasyon yapılıyor bu alanda. Aslında spekülasyonla pek müsamaha göstermemek lazım. Çok vahim konu bunlar, vahim meseleler. Evet, bu tezi veya fikri kullanarak savunmaya yatırım, daha fazla yatırım yapılmasının destekleyenler, teşvik edenler de var. O işin bu tarafını da unutmamak lazım. Tabii. Ama evet, bir gerçek var. Bunu gündeme getirenler oluyor. Evet. Ondan çok sık gündeme yok. Getiriyor. Evet. Hafife alınacak bir konu değil. En azından bunu belirtelim. Ve bir programda bu meseleyi enine boyuna tartışalım. Tamam. Şimdi yine Washington zirvesine dönecek olursak, tabii işin bir de Çin boyutu var. Bunu bir kenara atamayız. Ama Çin'e gelmeden terörizm konusu da var. Ona da değinmekte fayda var. Bildirinin terörizmle mücadele paragrafına baktığımızda NATO geçmişte aldığı kararları teyit eden bir çizgi burada ortaya koyuyor. Yenilik olarak ne söyleyebiliriz? Küçük bir yenilik var, o da şu: NATO'nun terörle mücadele siyaset belgesi diyelim, veya siyasette ilişkin rehber belge diyelim ve bunu desteklemek üzere 2017'den bu yana yürürlükte olan eylem planının güncellendiği açıklandı. Şimdi biz o güncellenmiş versiyonlarını bilemiyoruz çünkü gizlilik derecesi taşıyor. Bu tabii önemli. Orada da gelişen bir müktesebat var. 2001'den beri gelişen bir tabii. Yani 11 Eylül'den beri gelişen bir müktesebat var. Ve bu müktesebat Türkiye'nin de konuyu sürekli gündemde tutması dolayısıyla bir yerde ilerledi, ilerleme kaydetti. Ben bunların yılları itibariyle de çok net olarak hatırlıyorum. Bir bölümün içinde yaşadım. Tabii Türkiye'den bakış açısı itibariyle peki bu bize ne getirir? Ne getirebilir? Bunun bu bir anda ortalığı dönüştürmez. Ha, ne açıdan söylüyoruz? Bir takım NATO üyesi ülkelerin, mesela Amerika başta olmak üzere, PYD'ye, YPG'ye bakış açısını bugünden yarına değiştirecek bir konu değildir bu. Ama ittifak içinde bu konudaki durumsal farkındalığın sürekli artırılması, istihbarat, bu konudaki istihbarat alışverişinin geliştirilmesi ve Türkiye'nin bundan yararlanması. Bir şey daha ekleyeyim buna. Geçen yıl Vilnius'ta kabul edilen 3 bölgesel savunma planından biri de Türkiye'nin içinde bulunduğu bölge. Yani kuzey, merkezi bölge ve güney bölge. Tabii. Her savunma planının içinde
iki başat tehdit dedik ya, biri Rusya, diğeri terörizm, simetrik Rusya, asimetrik terörizm. Bunlarla nasıl mücadele edileceğine dair ilke ve esaslar da konacaktır buna. Burada işte kazanım tabii. Sağlamaya ben bunu da lazım. Bir adım olarak bu da bir adımdır. Yani bu da bir adım. Washington'da atılmış ileriye dönük bir adım olarak evet. Görüyorum. Evet. Bunu bizim sürekli takip edip NATO bünyesinde bunu nasıl değerlendireceğimizin de kararlaştırılması lazım. Yani tabii. Orada da esasen yapılmıyor anlamında söylemiyorum ama bunun sürekli takip edilmesi de ben şahsen yarar görüyorum. Belki sen bu iş NATO'yu Türkiye'de en iyi bilen uzmanlardan birisin. Şimdi terörle mücadele konusuna da NATO tamamen yabancı değil. Yani yeni başlamış bir olay değil. Ben 1980'lerde 90'larda bu konuyla ilgili olarak Ankara'dan NATO karargahına toplantılara geldiğimi katıldığımı hatırlıyorum terörle mücadele toplantılarına. İlk defa terörizm asimetrik tehdit olarak 1991 yılında yayınlanan temel strateji evet. belgesine girmiştir. Evet. O günden bugüne ve şundan emin olunabilir, o terörizmin asimetrik tehdit olarak kabul edilmesinde Türkiye o dönemde çok büyük uğraş vermiştir. Evet, kesinlikle. Ve bizim evet. çaba, ben oradaydım, Brüksel'deydim. Evet. Bizim evet. çabalarımızın sonucunda ve uzun müzakereler neticesinde terörizm orada girmiştir. Ama özür dilerim. Yani o özellikle Kuzey Irak'la bağlantılı evet, olarak bizim bir teşebbüsümüzdü, girdi ve yani ciddiyeti su götürmez toplantılar yapıldı ve bazı sonuçlar da alındı. Evet. Gelelim istersen Türkiye açısından da önem arz eden bir NATO-AB işbirliği, bu mevcut ortamda. O çok önemli. En önemli konulardan biri, Türkiye'yi de çok yakından evet. ilgilendiren konulardan biri bu. Buna biraz açıklık getirmekte evet. büyük fayda görüyorum. Tabii. Şimdi NATO-AB... Çok net ifadeler var bence. Çok net. Çok net. Çok yeni ifadeler yok ama çok, çok net. Net ifadeler çok var. Net. Şimdi ona baktığımızda bu ortamda NATO ile AB işbirliğinin ilerletilmesi zaten doğal karşılamak gerekir. Ve 2016'dan bu yana, yani Varşova Zirvesi'nden bu yana NATO AB arasındaki ilişkiler de artmıştır gerçekten. 3 deklarasyon yayınlandı. Müşterek deklarasyon örneğin. Bizim GKR ile ilgili görüşümüz saklıdır. Ondan yana bir şey yok. Hatta bununla ilgili bu nasıl hareket edilmesine dair bir yönlendirici ilkeleri biz 2016 ve devam eden yıllarda NATO için de hep savunduk. Oradan yana da herhangi bir geri adım atılmış değil. Geçmişteki o da bir köşe taşı. Yani Avrupa Birliği'nin 2000'li yıllarla birlikte Avrupa güvenlik ve savunma politikasını hem kurumsal yapısı itibariyle hem de pratiğe dökme yolunda ortaya koyduğu çabalarla ilerlediğini görüyoruz. Bu Avrupa Birliği'nin stratejilerine de yansıyor. 2003, 2016, 2022 bütün bunlara baktığımızda o orada her zaman var ve giderek kurumsallaşıyor. Bir içine yapısallık kazandırılıyor işte daimi... mekanizmalar oluşturuluyor. PESCO dedikleri veya yıllık işte ulusal savunma planlarının yıllık eş güdümü vesaire gibi bir takım mekanizmalar da geliştiriliyor. Dolayısıyla orada ilerleyen bir süreç var. Şimdi tabii şunu da söyleyeyim. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi AB'ye üye olduktan sonra bizim o alandaki açılımlarımız veya girişimlerimiz sizin de tam karşılık bulduğunu ben iddia edemem. İçinde yaşadım çünkü. Bir engel var, bir blokaj var. Hatta güvenlik ve savunma bölümü üzerinde biliyorsun GKR'nin de vetosu var. Tabii. AB ile ilişkilerimiz bakımından tabii. söylüyorum. Bütün bunlara rağmen aslında biz zaman zaman esneklik sergileyebildik. NATO içindeki
Avrupa sütunu denen, yani Avrupalı müttefiklerin oluşturduğu sütun içinde önemli roller aldık, üstlendik. Bunda kesinlikle gitmemek lazım. Özellikle Trump'ın iş başına gelme ihtimaline ve evet, dolayısıyla Avrupa üzerinde güvenlik ve savunmanın yükün artması olasılığına binaen Türkiye burada önemli bir rol üstlenebilir ve üstlenmelidir. Tabii. Gerektiğinde AB üyesi olmayan diğer üyelerle de, başta İngiltere olmak üzere özellikle eşgülüm yapmak suretiyle NATO içindeki Avrupa sütununun gelişmesinde öncü bir rol üstlenmesi lazım. Ve Avrupa'nın... Norveç'te stratejik konumu açısından... Norveç'in bir tek avantajı var bize göre. Bir, Avrupa Birliği ile ilişkiler bağlamında zamanında biz de çok iyi bir noktaya getirmiştik ama Rumlar torpilledi. Evet. Avrupa Birliği idari düzenlemeler belgesi imzalarsın. Norveç onu yapabildi. Evet. Aslında şunu da hemen belki küçücük bir tarihi bir not. Norveç'te Türkiye'nin idari düzenlemeler belgesi eş zamanlı imzalanacaktı ve biz son noktaya getirmiştik. Çok birbirine çok benzer iki metin. 2000'li yılların başını söylüyoruz. Rumlar engel çıkardılar. Onu yapabilseydik işte bugün ne bileyim Avrupa Savunma Ajansı, Avrupa Birliği'nin savunmadaki projelerin içinde tıpkı A400M projesinde olduğu gibi zamanında stratejik nakliye uçağı daha görünür ölçüde yer alabilirdik. Ama şunu da görmek lazım. Bir yerde Avrupa Birliği'nin de bunu görmesi lazım. Avrupa Birliği'nin savunma kapasitesinin artırılması Türkiye'nin buna yapacağı katkılarla doğrudan bağlantılı. Tabii. Dolayısıyla burada karşılıklı bir anlayışın geliştirilmesi lazım. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani mevcut koşullarda bana kalırsa Türkiye'nin de tavrını yumuşatması lazım. Avrupa'nın da Türkiye'yi dışlama lüksünün kaybolduğunu, kendi çıkarları açısından kaybolduğunu söyleyebilir miyiz? Dolayısıyla bir ortak payda var. Yani evet, burada, ortak payda aynen var. Ve eğer rasyonalite esas çizgiyse, esas rehberse, bunun ister istemez belirli bir uzlaşı noktasına ulaşacağını söyleyebilir miyiz? Söyleyebiliriz. Bunu da temenni ediyoruz. Evet, yani. Evet. En tipik örneği Türkiye'nin Almanya'nın öncülüğünde yapılan işte Avrupa Gökyüzü Kalkanı projesine katılması. Tabii. Bu Avrupa sütununun içinde olan bir şey. Tabii. Bu tür ortak projeler veya ortak payları araştırmak, ortaya çıkarmak ve bunları ilerletmek konusunda Türkiye bence ortaya bir vizyon koyması gerekir. Şimdi bize dönüp baktığımızda... Özür dilerim. Bir takım ülkelerin de makul ülkelerin de böyle lagar tutumu bırakıp KHY'yi ikna çabası içine girmeleri lazım. Aslında kendimize bu anlamda destek olacak ülkeler de bulabiliriz. Tabii. İspanya gibi, İtalya gibi. Tabii. Fransa'yı bir tarafa koyalım ama Almanya, Fransa ikilisi var. Ama her halükarda bizi destekleyecek ülkeler bulabiliriz. Tabii. Özellikle savunma sanayinde işbirliği içinde bulunduğumuz ülkeler açısından. Dolayısıyla bence bu kulvarı ilerletmek lazım. Yalnız şunu da ben gözlüyorum. Yani hem siyasi düzeyde hem de bürokratik düzeyde NATO-AB deyince tüyleri diken diken olan insanlar var. Evet, yani işte bu statik bakış açısından vazgeçmek lazım. Yani burada proaktif, bunu yaratıcı yazdım bunu yazdım da. Çok önemli yani zirveden hemen sonra gayet yararlı bir makalede bunu ifade ettim, vurguladım. Çok önemli bu. Tabii hani diplomasi sürekli sebat la özdeştir bazı durumlarda ama esneklik de gerektirir. Koşullar değişince hem hukuk değişir hem siyaset değişir. Dolayısıyla Türkiye'nin kendini yeni koşullara intibak ettirmesi lazım. Bazı şahısların, bazı arkadaşların da daha esnek davranmayı öğrenmeleri gerekiyor. Özür dilerim. Estağfurullah. Hatta daha ileri giderek onların esnekliklerinin siyasilerin önünde olması lazım. Tabii. Ama yapılıyor mu yapılmıyor mu neyse onu ben bilemem. Evet. Çünkü artık içinde değilim.
Çin konusuna değinmemiz lazım şart. Kısaca değinelim, çok kısaca. Sonra Türkiye'ye bir sonra daha Türkiye'ye dönelim geçeceğiz. İstersen. Bir 10 dakikamız kaldı çünkü vakit çok hızlı geçiyor. Doğru. Şöyle, Çin'in doğrudan olmasa bile Rus savunma sanayine yaptığı bir takım katlar var. Evet. İşte yarı iletkenler, mikroçipler, evet, evet. Rus savunma sanayinde kullanılıyor. Evet. O şekilde Rusya'yı destekliyor olması bir özellikle Amerika'da çok daha üst düzeyde bir çok tepkiyle daha kararlı karşı, bir çok tepki daha var bir metinde. Buraya da öyle yansıdı. Evet, çok daha kararlı. Ama ben şunu söyleyeyim. Ben zirve öncesinde Blinken'ın bir foruma katıldı. Orada dinledim kendisini. Amerika'nın istediği sertlikte yansımadı. Yine her halükarda geçmiş yıllarda olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin bakışıyla Avrupa ülkelerinin bakışı arasındaki nüanslı yaklaşımlar da yine buraya yansımış durumda. Evet. Ama şunu söyleyebilirim. Geçen seneki ve ondan önceki zirveye göre daha ileri tonda bir yazım tercih edilmiş. Onu tabii. söyleyebiliriz. Tabii. Dedikleri şu. Sen Rusya'ya yardım ederek, senin yanın sıra Kuzey Kore, İran ve işte Belarus bu desteği vererek aslında Avrupa Atlantik güvenliğine de müdahil oluyorsunuz. Tabii, tabii. Dolayısıyla Avrupa tabii. Atlantik güvenliği ile Asya Pasifik güvenliğini iç içe geçiriyorsunuz. Evet. Dolayısıyla bunu yapmayın. Çünkü evet. bu bizim açıkça söylemiyor tabii ama bu bizim çıkarlarımıza uymaz. Avrupa Atlantik bölgesinde karşı karşıya olduğum son derece ciddi bir tehdit karşısında biz bir takım başka tedbirlere başvurmak durumunda kalırız. NATO olarak değil. Burada bunu da vurgulayayım hemen. Şimdi şöyle tezler de ortaya atıldı. İşte artık küresel NATO, Asya Pasifik NATO'su kuruluyor falan diye böyle bir şey olmaz. Evet. Neden olmaz onu da söyleyeyim. Washington Antlaşması buna izin vermez. Tabii, tabii. Çünkü coğrafi alanı kısıtlamıştır. Tabii. Ama bu NATO üyesi ülkelerin ABD'nin Çin'e karşı izlediği politikada ABD'ye destek olmayacaklar anlamına da gelmez. Tabii. Yani şunu da açıkça söyleyeyim, bir kapatalım istersen Türkiye'ye geçelim. Avustralya, Japonya, Güney Kore, Yeni Zelanda NATO üyesi olmaz. Tabii. Buna karşı çıkarlar. Böyle bir şey olmaz. Yani bunu bilmek gerekir. Ama ortaklık ilerleyebilir. Ortaklık da şu anlamda, danışmalar anlamında daha sık danışmalar yapılıyor. İşte zirveye de katılıyorlar vesaire. Tabii. Ama efendim oraya yayıldı. Yok Asya Pasifik NATO'su kuruluyor falan. Bunlar tabii. karşılığı olmayan argümanlar. Bir geçenlerde emekli Büyükelçi Ömer Önhon'la konuşurken o zikretmişti. Sizin de bu işin uzmanı olarak bu konuda biraz sorgulamak istiyorum. İran boyutu daha önceki bildirilerden de biraz daha net bir şekilde var. Ve iki yerde zikrediliyor evet. İran. Evet. Başlangıç bölümünde de zikrediliyor ve sadece Rusya'ya yaptığı fiilen yardım açısından değil, ondan bağımsız bir şekilde de zikrediliyor. Yani istikrarsızlaştırıcı eylemleri dolayısıyla İran'a evet. atıf yapılıyor. Yani bunu sadece böyle İsrail'le ilişkileri açısından yorumlamıyorum ben. Başka yani. Bir etki de var bunda. Olabilir. Sanki. Olabilir. Ama şöyle bakmakta bence yine yarar var. Bu İran'ın nükleer dosyasına dair anlaşma evet. ertesinde ben NATO içinde yapılan danışmaları hatırladığımda yani o konuda da ABD ile bir takım Avrupalı müttefiklerin aynı frekansa gelmeleri çok kolay değil. Tabii tabii. Bildirde buna atıf yapılmış olması önemli. Evet. Ama oradan yola çıkarak işte şimdi NATO İran'a yüklenecek veya oraya binecek. Yani bunu söylemek yok. Çok kolay değil. Çünkü o zamanlar Rusya da işin içindeydi hatırlayacaksın. İran konusu hem NATO konseyinde hem bir şekilde NATO-Rusya konseyine o zamanlar geldiğinde Amerika'nın farklı bir tabii Trump döneminden bahsediyoruz özellikle o anlaşmadan çekildiği dönemden. Amerika'nın bakışıyla Avrupa'dan gelen bakış arasında da önemli nüanslar ortaya çıktığına şahit olduk. Ama bu sefer özellikle Rusya'nın savunma sanayini
ve artık savaş sanayi diyorlar. Evet, desteklemesi tabii bağlamındaki o davranışı da işin içine katarak. Mutlaka, mutlaka. Genel anlamda Orta Doğu'daki istikrarsızlaşmış faaliyetlerinden bahsediliyor. Tabii bizim kamuoyunda buradan yola çıkarak söyleyeyim, bir güney politikasından bahsediyor. NATO hatta işte oraya da bir temsilci işte genel sekreter atacak. Kiev'e irtibat ofisi, öbür tarafa temsilci. Ürdün'de işte tekrar bir irtibat ofisi açılacak. Evet. Öteden beri zaten... Irak'ta zaten var. İşleyen bir mekanizma. Şimdi tabii kamuoyunun dikkatini çeken şey Gazze konusu niye burada ele alınmadı? Gazze burada çok dolaylı yollardan, yani Orta Doğu ve Afrika'daki istikrarsızlıklardan, istikrarsızlar bağlamında çok dolambaçlı yollardan ona atıf yapıldığını söyleyebilirsin. Ama doğrudan buna girmediler. Bunun birkaç nedeni var. Çünkü Amerika'da yaklaşan seçimler, Amerika'nın İsrail'e verdiği destek, artı bu konuda ABD ile AB arasında, hiç abartmadan söylüyorum, ABD ile AB üyesi ülkeler arasındaki önemli görüş farklılığı da rol oynadı. Nereden bunu çıkarıyorsun diye soracak olsan, AB'nin Haziran sonunda yaptığı zirvenin bildirisine bak. İsrail ile ilgili, tabii ki Hamas'la da ilgili son derece sert yazımlar tercih edilmiş. Şimdi bunları bu zirvede uzlaştırmak mümkün değildi. Ha. Çünkü sen eğer Gazze'yi bu şekilde getirirsen, ABD ve belki destekleyecek birkaç diğer müttefik ülkede o zaman Hamas'ı getirecekti gündeme. Tabii. Hamas'ı getirdiği anda sen Hamas'ı da Avrupa Birliği kınadı. Hem İsrail'i hem Hamas'ı kınadı. Birleşmiş Milletler kararlarına atıf yaptı. Evet. Tabii, mahkeme kararlarına atıf yaptı. Uluslararası Ceza Divanı, Uluslararası Adalet Divanı. Özellikle UAD'nin. İkisine de atıf var. Yani AB zirvesine bak. Dolayısıyla orada Amerika ile Avrupa, Kanada arasında bir ortak nokta bulmak mümkün değildi. Dolayısıyla ne yaptılar? Evet. Herhangi bir atıf yapılmadı. Evet. Ama bu konuşulmadığı anlamına gelmez. Evet. Onu söyleyeyim. İçeride bu hakikaten konuşulmuştur. Herhalde bu konuda bayanlar yapılmıştır. Gelelim şimdi Türkiye'ye, son birkaç dakikamız evet. içinde. Türkiye önemli. Zaten bütün zirve bildirileri taahhüttür. NATO üyeliğimiz kendi başına bir taahhüttür. Ama mevcut kritik, çok kritik konjonktürde Türkiye'nin bu metnin de herhangi bir ciddi itiraz ortaya koymadan, çünkü Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı'nın zirve sonrası açıklamalarında da bir karşı çıkış izlenimi hiçbir şekilde edinmedim. Türkiye'nin bu mükellefiyetler altına girmesi, geçtiğimiz parlamento döneminde birkaç defa Milli Savunma Bakanı ve Dışişleri Bakanı'nın söyledikleri gibi NATO Türkiye'nin uluslararası kimliğinin bir parçasıdır, hı hı, anlayışını tahkim eden bir durum teşkil ediyor mu? Şimdi şöyle söyleyelim, bir kere en başta bir şeyi özellikle altını çizmek isterim. Bu bildiri dahil diğer yayınlanan bütün bildiriler ve NATO içinde kabul edilen bütün belgelerde Türkiye'nin imzası vardır. Tabii. Bir kere bunun bilinmesi lazım. Tabii. Burada da Türkiye'nin imzası vardır. Tabii. Bu olağan bir şeydir yani. Tabii. Bir şey daha yalnız hemen söyleyeyim. Ve bu imza koymak mükellefiyettir. Tabii elbette. Yani. Burada açıklanan hususlar veya yükümlülükler konusunda sen de onun altına imza atmış oluyorsun. Başka bir şey daha söyleyeyim. Şöyle bir hava da yaratılıyor. İşte bunu birileri hazırlıyor. Bizim önümüze koyuyorlar. Bizim derken sadece Türkiye'nin değil tabii. Tabii. Avrupalıların önüne koyuyorlar. Hadi bunu kabul edin. Böyle olmuyor. Tabii. 8, 10, 12 taslak hazırlanıyor. Ve müzakereler zirve gününe kadar devam ediyor. Bunun bilinmesinde fayda var. Zirve gecesi sabahlara kadar. Ben şahidim. Ben gördüm. Tabii. Şimdi yaşadım. Yaşadım. Yani şey sanılmasın. Bu birçok metin öyle. Bu ürün ortaya çıktı ya.
Şimdi bunu kimileri işte Amerika, İngiltere getirdi geldi, bunu. Bu daha da arkadaşlar kabul ediyoruz böyle değil, bir şey yok. Yok yok yok. Hiçbir uluslararası. Ve Türkiye çok sıkı müzakerecidir. Onu da söyleyeyim. Tabii. Son dakikalara kadar bizim zorladığımız çok şeyler olmuştur. Ha bunu yeterli görmeyebilirsin. O başka konu. Yetersiz veya eksik kaldığını düşündüğün yönler itibariyle mutlaka, eleştirebilirsin. Mutlaka. O da başka konu. Ama sanmayın ki bu önümüze çıkan metin böyle bir anda ortaya çıktı. Veya işte, Türkiye'nin hiç katkısı yok. Tabii, Türkiye tabii. Bunu hiç müzakere etmedi. Tabii, veya diğer müttefik ülkeler böyle bir şey yok. Yok. Tabii, bunu da hatırlatmak tabii, lazım. Çünkü yanlış bir takdim şekli de zaman zaman ben şahit oluyorum doğrusu. Ha Türkiye bakımından neler söylenebilir? Geleceğe dönük. Geleceğe dönük olarak da. Şimdi burada bu NATO üyesi ülkelerin savunma sanayilerinin kapasitesinin genişletilmesi projesi Türkiye'nin yararlanabileceği bir proje. Ve bu Türkiye'nin NATO'nun Avrupa kanadıyla veya Avrupa sütunuyla olan bu alanda olan ilişkilerini de ilerletebilecek fırsatlar önümüze koyabilir. Bundan iyi yararlanmak lazım. Demin onu anlatmaya çalıştım. Yani ister istemez Trump veya öyle onun gibi biri gelirse, yanında da seçtiği başkan adayı da başka bir mesele ya, Vance olarak açıkladı. Neyse, o zaman Avrupa kanadında, NATO'nun Avrupa kanadındaki ülkeler savunma konusunda daha fazla yükümlülük alacaklardır. Bunun da işaret fişeği atıldı. 10 sene önce kararlaştırılan %2 yani gayri safi yurt içi hasılanın %2'sini artık bu tavan değil. Tabii. Bunun üstüne de gidilmesi lazım diyor. Bizim bu savunma sektörünü daha fazla geliştirmemiz. Tabii. O çerçevede de Ukrayna'nın savunmasını güçlendirmemiz için. İşte Türkiye burada eğer akılcı bir yaklaşım sergilerse bundan bir, hem kendi savunma sanayi için en başta, iki, Avrupa ile olan bağlarını kuvvetlendirmek için yeni fırsatlar yakalayabilir. Bunların mutlaka düşünülmesi lazım. Bir başka hususa daha dikkat çektim. Teröre değindik. Tabii. Etraflıca değindik. Batı, onların deyimiyle ben sevmiyorum ama Batı Balkanlar diyorlar. Balkanlar diyelim yani. Şu ayırdılar. Avrupa Birliği'nin terminolojisi bu. Batı Balkanlar. Balkanlara atıf var. KFOR'un, oradaki NATO'nun kuvvetinin rolüne atıf var. Bir de Karadeniz var. Şimdi onu da eleştirenler oluyor ama o çerçevede 1936 Montreux Sözleşmesi'ne atıf yapması bence önemli. Bir şeyi kaçırıyorlar. Diyor ki müttefik olan bölgesel müttefikler diyor. Tabii, bölgesel. Tabii. Yani orada Karadeniz'deki bölgesel. Allied Regional koymuş bunu. Tabii. Ve diyor Karadeniz'in güvenliği, emniyeti ve seyri seferinin sağlanmasında işte bu bölgesel müttefiklerimizin çabalarını diyor. Tabii. Memnuniyetle karşılıyoruz, destekliyoruz ve bu çabaların bildiriye sağlık kalarak şey yapıyorum. 1936 Montreux Anlaşması dahil bu yolla, bu sözleşme yoluyla sürdürülmesinden yana bir şey koyuyor ortaya, tutum koyuyor, devam ediyor. Yine 3 bölgesel müttefikin Karadeniz'deki işte teknik deyimiyle serseri mayınların temizlenmesi için hayata geçirmek, geçireceği daha önceki programlarda sözünü ettiğimiz buna da atıf yapılıyor. Bu atıfları yabana atamayız. Tabii. Onu anlatmaya çalışıyorum. Tabii. Dolayısıyla ben orada bizim delegasyonun yapmış olduğu müzakerelerin bir yansımalarını, iz düşümlerini görüyorum. Tabii. Yani bu böyle hafife alınacak, küçümsenecek bir şey değil. Çünkü farklı yorumlayanlar oldu ama böyle bir bildiri de Karadeniz hususunda bu iki konunun gündeme getirilmiş olması, atıf yapılmış olması bence Türkiye'nin Karadeniz'e bakışıyla uyumlu bir çerçeve oluşturuyor. Ben böyle bakıyorum, değerlendiriyorum. Başka neler şimdi diyebiliriz? Şimdi belki bu 40 milyar dolarlık katkı taahhüdü içinde Ukrayna'yla mevcut veya gerçekleştirilecek savunma sanayi işbirliğinin de
muhasebenin içinde yer alacağı belirtiliyor. Türkiye zaten bu işin içinde. Montrö acaba bu amaçla parasallaştırılabilir mi gibi benim çok hoşuma gitmeyen bazı yorumlarla karşılaştım. Ama yani ben Türkiye'nin Montrö'nün adeta hamisi, yöneticisi, sorumlusu olarak ve sadık uygulayıcısı. Uygulayıcısı olarak Montrö'nün bu tür bir açık şekilde bu tür bir muhasebe içine sokulmasına itiraz ederim. Yani şahsen itiraz ederim. Ama Türkiye'nin hala hazırda Ukrayna ile sürdürdüğü savunma sanayi işbirliği yatırımlarının Türkiye'de veya Ukrayna'da bu muhasebenin içine, bu hesabın içine dahil edileceğini tahmin ediyorum. Olabilir. Ya aynı veya bu tür savunma sanayini destekleyici aynı olabilir, nakdi olabilir. İlla nakit olarak vermek durumunda değilsiniz. Drone konusunda, artı korvet yapımı konusunda. Korvet Türkiye'de. Yani Türkiye'de ama yapılıyor ama orada Ukrayna donanmasını destekliyor nihayetinde. O işbirlikleri devam ediyor. Tabii, devam edecektir çok, de. Çok açık bir şekilde. Hemen bir şey daha söyleyelim Montrö bağlamında. Ben tamamen yani kendi baktığımda şunu diyorum. Montrö hiçbir koşul altında esnetilmez. Esnetilmemeli. Bu net. Tabii, benim açımdan tabii, çok nettir. Tabii. Ve zaten bunu da çok iyi anlamış çok iyi. Durumda. Aynen. Diğer NATO ülkeleri de. Stavridis eski NATO Sakör. Böyle bir hani bu medyaskoptaki programlarımızda da eleştirdiğimiz bazı ifadelerde bulunmuştu. Bu metinde Montrö'ye yapılan atıfla bu tür eleştirilerin de bir ölçüde kale alınmadığı sonucuna varabiliriz. Doğru. Ama bu tür eleştiriler devam edecektir. Bir de benim yani burada bir daha vurgulamak istediğim bir husus, sanki Washington zirvesinden sonra Türkiye NATO'ya hükümetin iradesiyle daha bir bağlanmış durumda veyahut da NATO'ya üyeliğini vurgulamış, yeniden vurgulamış, yeniden teyit etmiş bir durumda. Bunun ilk sonucu ne? Bildirinin son paragrafı. 2025'te Lahey'de yapılacak NATO zirvesi. Evet. Bir sonraki toplantı, onu da yanlış yorumladılar Türkiye'de. Tabii, tabii. Ama zirveye atıf duruyor. Zirvede tabii. Zirveye atıf yapılır. Tabii. Başka tabii. Toplantı dedi. 2026'da olabilir veya 2020'de olabilir. 2027'de olabilir. Türkiye'nin ev sahipliği yapacak olmasının bu vesileyle tabii. Açıklanmış olması da Türkiye'de tabii. En azından işte şu anda iş başında olanların evet. Bakışının bir yansıması olarak değerlendirilebilir. Kesinlikle. Yani NATO biraz önce sözünü ettim ve bu hükümet mensuplarının, iktidar mensuplarının tekrarladı, sorum üzerine tekrarladı. NATO Türkiye'nin uluslararası ilişkilerinin bir parçasıdır anlayışının yeni ve güçlü bir teyidi olarak görüyorum. Hem bu metni hem de bir sonraki 2026 veya 2027'de gerçekleştirilecek zirveye Türkiye'nin ev sahipliği yapacak olmasını. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Medyascope izleyicilerine. Fatih'in de bu şekilde uzmanlığından olabildiğince yararlandık. En iyi dileklerimi sunuyorum. Çok teşekkürler. Ben de NATO'yla olan ilgimi, çalışmalarımı, bunun sonucunda edindiğim birikimi olabildiğince değerli izleyicilerimize paylaşmaya çalıştım. Ben de kendilerine iyi günler, iyi haftalar diliyorum. Çok teşekkürler.